Eski çağlarda zenginliğin merkezi olarak bilinen, bir zamanlar Arap ülkelerinin içinde güçlü devletlerden sayılan Yemen, bu sıralar yoksulluk, sefalet, çatışmalar nedeniyle ölen insanlarıyla anılıyor. Salgın hastalıklar, iç çatışmalar, milyonları etkisi altına alan açlıkla beraber Yemen, bütün insanlığın vicdanını sınava tabi tutuyor. ...2014'ten bu yana birçok İslam ülkesinde olduğu gibi Yemen de bir yoksulluk coğrafyası olarak haritada yerini almış bulunuyor. Her fırsatta dünyayı duyarlılık göstermeye çağıran, insanlığın umudu olacak yüce gönüllü insanlardan yardım bekleyen, silah tüccarlarının yeni pazar heveslerinin insafına terk edilmiş olan Yemen'de, dünyanın gözü önünde tarihteki en büyük trajedilerden biri yaşanıyor. Ve dramın boyutu her gün daha da büyüyor. Yıllardır küresel emperyalistlerin her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliğini sömürdüğü Yemen'de hiçbir günahı olmayan insanlar sokaklarda ve kamplarda ölüme terk edilmiş durumdalar. Yemen demek, insani yardım kuruluşlarının sınırları aşmayı başardıkları takdirde dağıttığı bir parça un, birkaç gram yağla hayatta kalmaya çalışan, sağlıksız koşullarda her an ölümle yüz yüze yaşayan milyonlarca insan demek. Çağımızın en büyük insan kaynaklı felaketi, çocuk, kadın, yaşlı demeden can alıyor. Ve Müslüman ülkelerde yaşanan ayrılıkların, uzlaşılmaz tavırların faturasını kadınlar ve çocuklar, savunmasızlar listesinin en üstünde yer alarak ödemeye mahkum ediliyorlar. Maha Said Ali Galip de onlardan biri. Yani artık bizim mülkümüzde eski gibi değil. Her şeyi değiştirdiler yani. Hep asker var, hep teftiş var, hep ne bileyim devlet yok. Devlet yok. Maha ve 8 kardeşi Yemen'deyken yoksul fakat mutlu bir hayat sürerler. Babası Arabistan'da çalışırken, onlar da annesinin şefkatli kanatları altında 8 kardeş okumakta ve çalışmaktalar. Çatışmalar tüm acımasızlığıyla huzurlu yuva ortamlarını tehdit etmeye başlamıştır. Oysa onlar, kanaat içerisinde yoksulluğa razıdırlar. Fakat savaş, mevsimlerden hızlı, yaşamdan daha acelecidir. Yemen'de can ve mal güvenliği hayal olmuştur. Selamette olmak için artık ülkesinden çıkması gereken Maha'nın hayırlı, güzel bir bahanesi vardır. Maha, emniyet içinde bir hayata, saadet dolu bir vesileyle geçiş yapacaktır. Ben Maha Said Ali Galip, Yemen'den Türkiye'ye gelin geldim. Ankara'da çalışıyorum, tercüman olarak. Bir hastanede. Biz ailemle yaşıyoruz. 8 kardeş. Babam Arabistan çalışıyor. Annemle birlikte yaşıyoruz Yemen'de. Hepimiz okuyoruz. Büyük abla şimdi öğretmen fizik. İkinci kardeşim abla da matematik öğretmeni. Ben bankacılık okudum. Küçük kardeşim turizm, siyahatle ilgili okudu. Kardeşlerim tıbbi ilgili okumuşlar. Türkiye'de geldim, evlendim, yaşıyorum, Türkçe öğrendim. Şimdi çalışıyorum, benim aile bana gönderiyorum. Yemen eskide çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Yani 6 sene önce. Güzel bir hayat yaşıyoruz. Savaştan önce çok gerçekten yani Yemen basit bir hayat orada. Hayat çok basit. Kanaat var. Çok rahat bir hayat yaşamıyoruz ama çok mutluyuz. Güvenlik var. Yemen 2014'ten bu yana esenlikten uzakta. Öncesinde de yoksulluk çeken ülke, çıkan kargaşaların neticesinde
daha karanlık noktalara sürüklendi. Arap Baharı'ndan sonra Husi milisleri ve müttefikleri ülkede silah zoruyla hakimiyetlerini arttırdılar ve başkent Sana'da meşru hükümete darbe yaptılar. Ve başta meşru bir devletin olmaması bütün Yemen halkını sıkıntıya soktu. Ülke çetelerce paylaşılmaya başlandı ve geri dönülmez bir şiddet sarmalına girmiş olundu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun önceki hükümeti kurabilmek için Husilere yönelik Mart 2015'te operasyon başlatmasıyla ülkedeki gerilim giderek arttı. Savaş, Yemen'in zaten zayıf olan ekonomisini ve altyapısını darmadağın etti. Tanım koymaktan, kürsülerde durum değerlendirmesi yapmaktan daha öteye gidemeyen Birleşmiş Milletler, bu dramı dünyanın en büyük insani felaketi şeklinde tanımladı. Arap Baharı oldu. Oradan daha yaşıyorum. 8 ay yani geçti. Bu da savaş, bombalar her yerde. İnsan öldürüyorlar. Hep siyaset için. İnsan öldürüyorlar. Kadınlar öldürüyorlar. Çocuklar öldürüyorlar. Yani devam ediyoruz. Husi, mukavama, hepimiz birbirimizi öldürüyorlar yani. Sonra çok savaş, yani her yerde bomba var, mermiler. Artık insanın yani hayat olmuyor, çok pahalı oldu. Petrol, yemek, gıda, her şey pahalı oldu. İnsanlar Yemen'de öldürüyorlar. Kimi sadece savaştan değil, yemek, gıda yok. Yani Arabistan yani kabul etmiyor, yani sınır açmıyor. Bir daha Oman. Sadece yani insan bizim Yemen'de o da kalıyor, ölüyor yani. Hiç kimse ömrümde değil yani. Savaş yani her yerde, evler, arabalar, insanlar, her şey yani. Yani hep insanlar, her şeyi öldürdüler. Her koşulda vatanını seven Maha, yok olana kanaat ederek, olmayanların tasasını çekmeden bir arada olmanın keyfini, şükrünü idrak ederler ailece. O da bütün Yemenli kardeşleri gibi büyüdüğü, memleketi bildiği sokaklarda özgür ve güven içinde olmak, elbette evlerinde mutluluk ve esenlik içinde yaşamak istedi. Ama savaş hiçbir zaman aldıklarıyla yetinmiyor. Hep daha fazlasını istiyor, hep daha fazla acıyı insana reva görüyordu. O büyük ve korkunç gürültüyle sarsıldıkları gün, bunların dayanılmaz olduğuna kanaat getirmişti. Maha, evlerine bomba düştüğünde, savaşın en son raddeye kadar ellerinden her şeyi alacağını anlamış ve artık bir karara varmıştı. Bize sonra bir bomba bizim eve geldi yani. Bir şey olmadı elhamdülillah çünkü biz aşağıda oturuyoruz. Ben 8 ay evden çıkmıyorum, stresten girdim gerçekten. 8 ay hatta savaş görmüyorum yani evde kalıyorum. O zaman ben çalışıyorum da işe gitmiyorum. Evde oturuyoruz, kenarda oturuyoruz yani bombadan, savaşta yani mermiden yani her gün yani sen düşün yani. Komşularım yani çok insanlar öldüler yani çok insan. Vatanından ayrılırken mutlu bir yuva kurma girişimi en hayırlı vesilelerden biri olmalı. Maha tam olarak böyle düşünüyordu. Geride bıraktıklarının acısını hafifleten, kendisine doğru ilerlediği mutluluğun ta kendisiydi. Ama dilini bilmediği bir ülkede anlaşılamamak, elbette onun için çok zor günler demekti. Fakat o, bütün gayretiyle öğrenmek istemekteydi. Sadece dilimizi değil, yemeklerimizi, sosyal hayattaki alışkanlıklarımızı da. Bizden biri olmak, güven verici dostluklara yelken açmak için elinden geleni yapmaya kararlıydı.
Arap Baharı'dan sonra evlendim. Türkiye'ye gelen geldim. Ben ilk geldim biraz zor bana geliyor çünkü dil olarak biraz zor yani. Allah elhamdülillah işim de Arapça biraz biliyor. Yavaş yavaş öğrendim, yemekleri öğrendim, her şeyi yani. Yemen'den çıktıktan sonra çok kolay yani çok şeyler oldu. Geliyorlar, öldürüyorlar. Dışarıda yemek mesela bir hafta önce alıyorlar. Evde eşyalar mesela on önemli bir gıda saklıyorlar. Çünkü yasak. Dışarıda geçmek için yasak. Maha 5,5 sene sonra Yemen'e gitmek ister. Ailesiyle kucaklaşmak, hasret gidermek. Belki aynı sofraya bir kez daha oturmak. İster istemesine de bu girişimi hiç de kolay olmayacaktı. Güvenli zamanlarda birkaç saat olan yol, savaş esnasında 1,5 güne kadar uzamıştı. Çileli bir yolculuk onu beklemekteydi. Öldürülmek, gasp edilmek, alıkonulmak gibi tehlikeler de cabasıydı. Maha, bir kadın olarak her şeyi göze almak zorundaydı. Yemen'e, doğup büyüdüğü topraklara kolaylıkla giremeyecekti. Ülke bölünmüş, çok başlı hale gelmiş, birlikten eser kalmamış, dağınık çetelerin eline düşmüştü. Yemen'e daha ayak basmadan devletsizliğin soğuk yüzü karşılar Maha'yı. Son Ramazan'da Umre'ye eşimle Arabistan'da gittik, Umre yaptık. Sonra ben Yemen'e kendime girdik, tek. Eşim Türkiye'ye döndü yani. Yemen'e girmek için çok zor. Havalimanında hep Arabistan, askerler, imarat. Yani artık bizim ülkemizde girmek için yabancı hissediyorum. Ben ağladığım o gün, kardeşim ağladı yani Yemen'de çıkarken girdim. Neyse işte kardeşim yani yol kabalık. Herkes bulgesi aldı. Yani mesela diyor ki Hüseyin bunlar girme yasak. Mukavim bunlar girmek yasak. Arabistan bunlar girme yasak. İmarat bunlar bulgesi yasak. Tamam biz nereye gideceğiz? Dağlar, dağ. Yani dağ, araba böyle oluyor. Yani insanlar çok ölüyorlar. Neden çok yol yok? Bizim hakkımız yol yok. Herkes bu bölge almışlar. Neyse bu yol kardeşim geldi arabayla aldı. Çok yani anlatamam yani. Nasıl bir yol zor yani. Neden? Yasak. Herkesi yasak bu. Bizim yol yani. Güzel bir yol yasak. Neyse Yemen'e gittim. Taiz'e indim. Taiz en çok bölgesi savaş var. Taiz. Yani onlar zaten Araplar oradan çıktı yani. Taiz'den çıktı. Başladılar yani. Neyse sonra Yemen'e girdik. Yemen'e benim aileme eve gittik. Annem ilk gördü yani 5,5 sene sonra ağladı. Yani elhamdülillah en az bizim aile yani kavuştuk, bulduk. Çok mutlu olduk. Oturduğun yer mi gün? Bir düğün oldu. Bizim komşumun düğün oldu. Biz de gittik düğüne. Neyse normal, her şey güzel normal ama her yerde zaten silah var, mermi var. Her şey silahla tutuyorlar orada yani. Her yerde sıkıntı var. Ama neyse gittik, geçtik, düğüne gittik. Geldik eve, yola girerken bir tane bir müsellah, yani bir erkek silah var. Bizim şoförümüz geldi hemen. Silah yani mermiye vurdu yani. Sonra araba kendisi gidiyor. Allah'tan bir şey yani bir taş yani Allah'tan bir yer gitmedi. Adam çünkü öldü. Öyle bizim savaş oldu. Neden? Bir sıkıntı var yani bilmem ne. Bu sene otobüsü böyle oldu falan. Yani artık orada insanlar çok kolay. Devlet yok, bir şey yok. Geliyor seni öldürüyor orada. Neyse geldik eve çok ağladık. İnsan stres, çocuklar var. Hepimiz ağlıyoruz. Yani bizim komşumuz. Annesi yani inanmıyor bu çocuk öldü yani. Daha 22 yaşında. Yani anlatamam. Böyle yani bir eski gibi değil.
İnsanlar gümüllük bir yer değil. Bir de mesela ben şimdi ben Yemen'e gittim. Türk pasaportu, bir de benim kimlik falan hiç göstermedi. Sakaldım. Neden? Çünkü ben orada yabancı bir turist, yani yabancı bir yer Yemen'e girirse kabul etmiyorlar, hemen öldürüyorlar. Yemen'e girdiğimde karşılaştığım yoksulluk beni derinden üzmüştü. Ekmek ve su ile hayatta kalmaya çalışan, bir deri bir kemik kalmış insanları görünce bir kez daha sarsıldım. Yemen bıraktığımdan daha kötüydü. Sürekli teftiş, sürekli sorgulamalar vardı. Silahlı adamların tehditleri bitmiyordu. Elimde ne var ne yoksa vermek zorunda kaldım. Uzun ve çileli bir yolla ancak dönebilecektim. İnsanlar aşırı bir fakir var. Yani insan kemik kaldı bir sadece. Allah razı olsun bir tane Türkler $1000 verdiler. Et kurban almak, o zaman bu bayram. O köye gittim, her yerde attım elhamdülillah. Bir de para ben yanımda verdiler Allah razı olsun. O da yani çok insanlar, bir de hediyeler. Teşekkür edeyim, bir de Antalya'da bir insanlar hediye vermişler. Yani başörtü falan, oyunlar, çikolatalar falan, onları hep attım da köy, bizim mahallemizin. Çocuklar çok mutlu oldular yani, anlatamam. Neyse yani o kadar insan, bir de o koyunu insan yiyorlar. Hem gözleme yani ekmek, sade bir ekmek, bir de su, düşün. Yani onlar et gördüler yani gerçekten, ve de hepsi çıktım. Çok mutlu oldular yani, iki gün kaldı. Bir gün, ikinci, zaten yol bir gün. Bir gün kaldım, yol bir gün. Artık eskiden yol 2 saat, şimdi bir gün. Türkiye'ye dönerken, şimdi eskiden bir uçak. Şimdi 2, çünkü yasak. Burada yani Türk havalimanı orada girmeye yok yani, yasak. Aden'den havalimanı çıkarken, benim gördüler yani benim pasaport Türk pasaportu. Dediler ki senin para var. Ben dedi ne parası? Onlara para, dolar verdim. Hiçbir şey para kalmadı. Her yerde para attım. Sonra çıkırken hiç kimse, ben ağlıyorum, nefes almıyorum. Bir de çok hastayım. Hiç kimse yardım etmedi. Hiç kimse, neden ben böyle dedim, neden? Çünkü bu havalimanının içinde bir imaratım var, bir Arabistan. O da bizim orada, onlar sorumlu artık. Bizde Yemenli yok. Yemen insanları yok, devlet yok, hükümet yok. Onlar sorumlular. Ne istediler onlar? Teftiş hepsi yani. Bindik, Ürdün'e gittik. Yani ulaştım elhamdülillah. Bir gün bekledim, Türkiye tekrar döndüm yani. O benim hikayem. Yani gerçekten Yemen, yani gidiş dönüş eski gibi değil. Çok zor. Maha mücadele etmeyi küçük yaşlarda öğrenmiş olmalı ki geldiği ülkeye ayak uydurmak konusunda ısrar ediyor. Bir köşeye çekilmek yerine buradaki insanların koşuşturmacasına ortak olmak ve bu güzel ülke için bir şeyler üretmek istiyor. Hem geldiği ülkeye yük olmamak için hem de üretirken kendi olma serüveninde güzel hedefler ve duraklar inşa etmek için çabalıyor. Okumayı ve öğrenmeyi çok seven Maha, boşa geçirilen zamanı ziyandan sayıyor. Şimdilerde bir hastanede tercümanlık yapıyor. Ailesine uzaklardan da olsa destek sağlıyor. Türkçenin yanında İngilizceyi de öğrenmeyi başaran Maha, sınavlara hazırlanıyor. Başarılı sonuçlar alacak bir gayret ortaya koyuyor ve "Yaşamak, hayata tutunmaktır" sözünü bize en güzel, en sahici şekilde yansıtıyor. Üniversite bittikten sonra birkaç çeşitler okudum. Çok şeyler, yani hobili olarak mesela terzi, idare bilimi okudum.
ilk yardım okudum. Onlar bitti. Sonra ofisi bittikten sonra bir bilgisayar okudum, İngilizce okudum. Çeşitler bir şeyler okudum ben. Yani öyle hiç. Ben yeni bir şey öğrenmek çok seviyorum bir şeyler yani. Ben evde kalmak, oturmak kalmak sevmiyorum bir şey. Sadece yani ya da televizyon ya da telefonu çok fazla kullanmıyorum yani. Sadece aile konuşuyor önemli bir şey. Sonra benim hayat gidiyor. Mesela burada Türkiye'de Türkçe okudum, bitirdim. Şimdi YDS'e girdim, daha çıkmadı sonuçları. Bir de İngilizce okudum tekrar, bir de bilgisayar. Yemen'le bağlarımız çok eskilere dayanıyor. Bu bağ aramızda derin bir sevgi inşa ediyor. Tarihte bizi yakınlaştıran ortak duygu, bugünlerde de bize yansımaya devam ediyor. Türkiye'yi çok seven Yemenlilerin tek istekleri, gıda yardımından ziyade öncelikli olarak savaşın durdurulması. Bunun için bütün dünyanın harekete geçmesini istiyorlar. Zengin ve işgalci ülkelerin bir an evvel vatanlarından çıkması için dua ediyorlar. Biz çalışırız, yeniden imar ederiz. Varsın yemeğimiz olmasın, dünya sadece savaşı sonlandırsın diye haklı sitemler ediyorlar.